Merhaba herkese, benim adım Prema ve bugün biz bebekli seyahat hakkında konuşacağız. Önce teori, yani faydalı ipuçları sizinle paylaşacağım, sonra pratik, gerçek hayatta nasıl her şey olduğunu da göreceksiniz. İpuçları, yani tabii ki standart listeyi ben bu video altına yazacağım ama bence zaten herkes bilir, işte kıyafet falan. Şimdi de umarım size birkaç fikir ilham olacak. Benim kızım çok hareketli, o yüzden ben yanıma böyle oyun halıyı alacağım, bir çime ya da bir yere onu verdireceğim, kızımı oturtacağım, oyuncakları vereceğim, o da birazcık oynayacak, ben de dinleneceğim. Sonra sizinle Deniz Semir'i diyorsunuz, bunun adı bilmiyorum ne. Şöyle şey aldım, umarım iyi olur çünkü iyi fikir, ben beğendim. Güneşten gölge olacak. Burada da bir oyuncak var, birazcık ilgilenecek. Hem havuzda hem denizde kullanmayı planlıyorum. Göreceğiz. Umarım iyi fikir. Belki siz biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Ben doğumdan itibaren tuvalet iletişimi kullanıyorum. Yani bezleri kullanmıyorum. O yüzden benim kızım şimdi yaz, şimdi çıplak geziyor ama öyle normal külotla geziyor, yani şey koton külotla geziyor. Şunu H&M'den aldım çok ince, bunu ebebekten aldım, birazcık daha kalın. İkisinde öyle yok, benim ağlamıyor bebek, komşunun bende benim mi ağlıyor, yok benimki uyuyor. Aklım gitti. Neyse işte külotları öyle de gezecek ama ne olur ne olmaz. Daha küçükken ben Ukrayna'dan alıştırma külotları aldım. Happy Flood. Sonra da büyüdü, sonra da gerek kalmadı. Şimdi de yolda ne olur ne olmaz ya da yeni yerde işte sadece ne olur ne olmaz. Ben böyle sipariş ettim. Ben bütün markaları söyleyeceğim çünkü nasıl olsa siz yorumlarda sorarsınız ama hiçbir şey reklam olmasın, yani daha çok alternatif markalar var. Bu alıştırma kilodu 10-15 kilo, ben denedim. Burada aslında benim kızım 10 aylık 9 kilo, burada azıcık sıkıyor bile, yani daha erken alabilirsiniz onu. Bu pamuk, şu da bambu. Şöyle de çok cici, onunla da gezecek. Onun fiyatı 20 TL, öyle bir şey. Ben ilk önce kızımın sağlığını düşünüyorum, sonra ekolojiyi düşünüyorum çünkü o kadar çok bezler, çöp üretiliyor. Ve en son niye boşa gerçekten parayı biz çöpe atıyoruz, niye? Şunu aldın, bütün yaz kullanabilirsin, yıkanabilirsin. Ve hayır, kim bana diyor öyle, işte çamaşır makine için çok para gidecek, yani elektrik için ya da deterjan için, yok ben hesapladım, tabii ki değil. O yüzden merak etmeyin. Ha, aynı markaya da Baby Neo. O Baby Neo, bu da Baby Neo da, onu çok uzun kullanıyorum. Bu yıkanabilir bebek bizi. Onu da çok beğeniyorum. Onu yala takacağım. Biz arabayla gideceğiz. Ben kendim takmayacağım. Kızım takacak. Takacağım. Daha bu takmak, taktırtmak, birazcık daha keşfetemedim. Çeşmeye gidiyoruz. Bilmiyorum var mı sivrisinekler orada. Ne olur ne olmaz onu alayım. Nurse Harvey's Buzz Off. Burada içerik %100 güvenilir ve iyi. Bu arada hiçbir zaman reklama bakmayın. Çünkü mesela %99 organik, şahane, cennetten bir maddelerle. Ama o %1 var ya, o yüzden reklama inanmayın. İçeriye bakın. Ha, her şey iyiyse tamam, okey. Burada her şey iyi. Aynı şekilde güneş kremi de anlatacağım. Badger. Ben tercih ettim. %100 temiz içerik. Fiyatlara baktım. Önce pahalı zannettim. Sonra başka markalara baktım. Neredeyse hepsi aynı. O yüzden tamam. Fiyat acımasın. Çünkü bu bizim sağlığımız. Zaten kendi biliyorsunuz. Tamam. Veleda da var. Veleda'nın da %100 temiz içerik. Ama burada çinko oksit. Veleda'nın da titanyum oksit. Ve şimdilik insanlar titanyum hakkında emin değiller mi? Yani sanki okey ama her an bir şey çıkabilir. O yüzden ben niye ben risk edeyim ki, ben %100 emin olayım. Badger Nutrend yoldan aldım. Belki indirim olacak. Kim bilir. Kendimiz için de EcoWell aldım. Burada enteresan hikaye oldu. Çünkü
İnternette sodyum benzoat içerisinde var. O çok kritik değil ama yüksek C vitamin kullanıyorsanız o zaman birçok sıkıntı olabilir. Ben de ona baktım, kutu üstünde sodyum benzoat yok. Yani kutu üstünde %100 güvenilir içerik. O yüzden ben aldım. Niye yetişkinler için bebek kremi aldım? Çünkü yetişkinlerle, bebekle içerik %100 aynı. Sadece yetişkinlerde parfüm daha eklendi. Fiyatlar farklı, bebek daha pahalı. Ama bebek indirimli vardı. O yüzden biraz daha uygun. Hem de parfüm, ne zaman parfüm yazıyorlar, orada açıklama olmalı. Sentetik mi parfüm ya da yağ ile bu uç essential oil. Yani ne parfüm? Yani parfüm şöyle mi, kadınlar mı kullandığı parfüm? O yüzden ben parfümsüz aldım bebekler için. Çinko oksit ile demek ki birazcık bizim yüzümüz beyaz olacak. Çünkü onun adı sunscreen. Yani fiziksel bariyer olacak. O yüzden hazır olun. Yani birazcık beyaz olursunuz sonra beach club'a gidersiniz. ama bu iyi. Bu her şeyden en iyisi. Tabii ki alın bebeğinizin tabağı ve bardağı. Benimki silikonlu. Ben ondan çok memnunum. Bunun markası hatırlamıyorum. Joker'dan aldım. Çok memnunum çünkü kafede onu atarsa bile kırılmaz ve garsonlara iş çıkmaz. Yani hiçbir sıkıntı çıkmaz. Yani çok rahat, çok iyi. Hem de onu koyunca kendi tabağınızdan birazcık yemek verebilirsiniz. Yani sürekli yedirmek zorunda kalmayacaksınız. Siz de rahat rahat yiyebilirsiniz. Ve bilmiyorum sizin bebekleriniz nasıl yiyorlar. Benimki komple özellikle yoğurt yiyorsa komple böyle. O yüzden ben böyle şeyi kullanıyorum. Onu da yanıma alayım. Bir gömlek gibi taktım. Burada cep, buraya yemek düşebilir. Sonra da aldım. Bu şekilde siz 500 tane kıyafet yanınıza almak zorunda kalmayacaksınız ki kolayca onu silip atabilirsiniz. Yola en sevdiği oyuncu ve yeni oyuncu alın. Çünkü en sevdiği onu rahatlatır, konfor verir ve işte onun en sevdiği oyuncak zaten. Bu da yeni. Yolda sürekli yapmayacak. O yüzden ilgilenecek ve daha yolunuz da kolay olacak. Güneş batıyor ama benim başka vaktim yok. Yarın çıkıyoruz. O yüzden şimdi hemen anlatıyorum. Bavulumu topluyorum. Şunu da Babynail'a aldım. Bu da yıkanabilir bebek mayo bezi. Ben gördüm tek kullanımlık satılıyor. Yani niye? Hem çöp hem de para, bilmiyorum fiyatı. Şimdi Google yapacağım, burada yazacağım. Da ama niye ki, yani bunun fiyatı 20 TL. Ben onu, bu 5-10 kilo, bu 10-15. İkisi aldım, ikisi de oluyor. Çünkü kızım 9 kilo. Şöyle bir şey. Aslında biz bir kaza olacağını zannetmiyorum ama yine de bir havuza taktıracağım. Çünkü herhalde insanlar bakacak, yani nasıl bebek sadece mayo ile, nerede bez. Ben herkese tek tek anlatamam. Yani biliyor musunuz, biz de ondan sebebimizi kullanmıyoruz çünkü bu da iletişim bla bla bla. Yani bu benim tatilim. O yüzden... evet, yani yine de 20 TL, tabii 2 tane 40 TL bütün yaz ben böyle, ben değil kızım geçecek. Niye? Ben tek kullanımlık çöp üreteyim ki eminim ki daha pahalı yani gerçekten. Ha, onun yanında da böyle çöp cici çantaları, ıslak çantaları koydular. Mesela kızım havuzda yüzdü, sonra ben onu bu çantaya koydum. Hop! Benim kendi çantama koydum. Islanmadı hiçbir şey. Otele geldim. Lavabo da birazcık yıkadım. Hepsi yani o kadar harika. Çok güzel bir şey. Çok beğendim. Tabii ki benim daha büyük de ıslak torbam var. Burada da normal mayalar aldım. Bunu göstereyim, kıyamam. Bunu ya. Yanına küçük mayosum. Onunla da kullanacağız. Hadi şimdi hemen bavulları topluyorum. Umarım her şey iyi olacak. Ben anlıyorum ki bebekle tatil biz ikimiz, eşimle sadece iki gibi olmayacak. Anlıyorum ki birazcık belki zor olabilir. Kendi hazırım.
Da ama yüzde adı üstünde tatil. O yüzden heyecanla bekliyorum. Siz de şimdi her şeyi göreceksiniz. Tatilimiz başladı. Oley! Kızımın uykusuna göre biz çıkışımızı planladık. Onun en sevdiği battaniyeyi de aldık. Buna da bakın, bu deniz salyası, yani deniz sümü. O yüzden hep diyorum, ekoloji çok önemli. Yeni oyuncak tabii ki ilgi çekti ve yol rahat geçiyor. Kızım kendi kendine rahat çekiyor. Ben de burada içimle kahvaltı ediyorum. Yemek zamanı sadece yemekle ilgilenmeli. O yüzden ne çizgi filmleri açın, ne de oyuncakları verin. Yesin sonra. Deniz için değil ama havuz için harika. Kızım çok sevdi bu botu. Çok rahat ve eğlenceli. İki güneş kremi kullanıyordum. Çünkü Badger SPF 30, EcoWell 50. O yüzden ikisinden kullanıyordum. İyi ki oynama halıyı aldık. Hem de müzikli kitabı aldım. Kızım ona bayılıyor. Siz tabii ki biliyorsunuz ama ben bir daha söyleyeyim. Güneş kremleri her 40 dakika yenilenmeli. Ve denizden sonra ya da havuzdan sonra mutlaka yeniden sürün. Çok çok önemli. Kızım şimdi uyuyor ama ben de size anlatacağım neler daha iyi oldu. Havuz için tam ben mesela tuvalete getirdiysem, çünkü kızımı o zaman ben sadece mağaya giydiriyordum, denize işte sıkıntı yok, tuvaletten sonra giydiriyorum. Böyle de yapmadıysa şunu ben beğendim. Bu beden kızım 9 kilo, 10-15 kilo daha iyi oluyor şu. Harika, ben gerçekten aşık oldum. Hiçbir zaman tek kullanımlık kullanmayın. Şunu alın bir tane. Harika. Şunlar söyleyeyim. Bunu ben evde kullanacağım. Çünkü bu pamuklu ve birazcık ıslak oluyor. Yani üstünde pantolon olursa pantolon birazcık ıslanabilir. Bu tam süper alıştırma kilodu. Yani bu lazımla alıştırıyorsanız şunu alın. Bunu da dışarıdayken şu sıvı hiç geçirmiyor. Biz yani onu ben sürekli taktırıyordum. Mesela kahvaltı ederken onu taktırıyordum. Ne olur ne olmaz. Çoğu zaman da bunu kullanıyorduk biz oteldeyken. Ne zaman biz bir yere gidiyorduk mesela biraz uzun, ne olur ne olmaz ben çok kullanımlık şey yıkanabilir bezi taktırıyordum. Sonra çok kolay mesela kazılar neredeyse olmuyordu ama mesela olduysa o zaman ben hemen şimdi balkonda burada yıkadım koydum. Yani 2 saniye. Çünkü yine de kim şimdi der ki ben uğraşmak istemiyorum falan. Siz çocuğunuza diyemezsiniz. Hadi sen bir hafta tuvalet yapmıyorsunuz. Yani kendinize de bile söyleyemezsiniz. O yüzden bence çok pratik, çok kolay. Bir kaza olduysa hemen onu yıkadınız, balkona koydunuz. Zaten hava sıcak, hemen bir gecede kurudu. Şunları tabii ki ben bunu çok beğendim. Daha iyi, daha... Yani kalite olarak ben bunu daha çok beğendim. Bunu kendimiz için kullanıyorduk ama ben bunu bir daha almam. Kendimize de şu Badger alacağım. Daha çok iyi kuruyor. Yani burada SPF 30 ama ondan daha, yani daha nasıl söyleyeyim, ben burada tercüme burada edeceğim. Ve tabii ki şu harika, denedim. Muhteşem çalışıyor. Hiçbir defa ısırmadılar ama görüyordum şey sivrisinekler vardı. Hiç kimse bize dokunmadı. O yüzden şunu denedim. Şunu da tavsiye ediyorum. Ben şunu da söyleyeceğim. Bu otelde biraz agresif kokulu deterjanı kullanıyorlar. Şu battaniyeler için her şey fırıl ama çok kötü kokuyor. O yüzden ben birbirimi şununla örtüyordum. Sanki biliyordum. size de tavsiye ediyorum. Bir battaniye bir şeyler alın. Yani tamam, ben dayanabildim bu deterjan kokudan ama üveklere gerek yok. O yüzden huy, bütün başını alacağım. Hadi ben geliyorum, görelim ben. Doğaya daha yakın olalım ve hep çevremizi düşünelim. Unutmayalım ki doğa bizsiz olabilir ama biz doğasız olamayız. İyi tatiller, bol keyifler.